Kıymetli izleyenler, yeniden sizlerle beraberiz. Gündem Özel programında sizlerle beraberiz. Az önce ana haber bülteninde vedamızı gerçekleştirdik ve şimdi, gerçi ana haber bülteninde de söylemiştik, çok önemli, çok kıymetli bir konumuzun olacağından ve gerçekten kendisini ağırlamaktan gurur duyduğumdan, mutluluk duyduğumdan da bahsederek ismini söylemek istiyorum. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ki Elazığ'a yapmış olduğu çalışmalardan, yatırımlardan, Elazığ'a olan özleminden, sevgisinden bahsetmemize de gerek yok. İbrahim Taşyer şu anda stüdyomuzda ve benim konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sözleri söylerken hakikaten yani çok keyif alarak anonsunu gerçekleştirdim. Sizi burada ağırlamak çok keyif verici, çok mutluluk verici. Yapmış olduğunuz çalışmalar hem Türkiye'de hem yurt dışında hem de Elazığ'ca çok iyi bilinen, takip edilen bir isimsiniz. Bugün eğitimi konuşacağız. Ama öncelikle İnşallah. Hemşehrilerinize söylemek istedikleriniz vardır diye sözü size bırakalım. Elazığ tabii bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz sokaklarında her şeyi öğrendiğimiz ve eğitimimizin temelini, tamamını hatta neredeyse gerçekleştirdiğimiz bir kent. Dolayısıyla Elazığ bizim her şeyimiz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet. Eğitim konusu da tabii özellikle sadece şehrimizin değil, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli meselesi. Dünya ülkelerinde de ilk sırayı alan, Türkiye'de de aşağı yukarı gündemi ilk sıradan yakalayan bir konu. Son günlerde okuduğum en güzel cümlelerden biri şu. Yani bir ülkenin eğitim sorunu bütün sorunlarını çözmek üzere yola çıkılan bir meseledir. Yani sadece okulları düzene sokmak, eğitimi düzene sokmak, insan yetiştirmek. Müfredatı düzene sokmak olmuyor değil mi? Değil. Yani ülkenin bütün sektörlerini düzene sokmanın ilk adımı eğitim. Buradan geçiyor. Evet. Onun için çok önemli bir konu. Yani hasbelkader mühendislik bitirdik ama eğitimci olduk 40 sene önce. Evet. Bu yolda da yürümeye devam ediyoruz. Ama kimse sizin mühendis kimliği de bilmez. Herkes sizi bu kimliğinizi hocam der. Evet, ve bu hususta çok saygıyla yaklaşır. Ben de çok mutluyum yani. Kendime, ruhuma en uygun işi seçtiğimi de düşünüyorum eğitim konusunda. Hocam çalışmalarınızı takip ediyoruz. Şimdi eğitim deyince ben hiç hazırlanmadım. Yani biraz da takip ettiğim şeyler. Siz de eğitimin içerisindesiniz. Nispeten içerisindeyiz. Evet. Estağfurullah. Sizin yanınızda ismimiz, esamemiz okunmaz ama. Estağfurullah. Şimdi hiç takip etmedim dediğim kısmı ilgisizim ya da gerek görmedim değil. Zaten direkt içerisinde olduğumuz için hem haberlerde takip ediyoruz hem işte 2023 eğitim vizyonundan tutun da diğer konulara kadar ne olacak ne bitecek bunları yakından takip ediyoruz. Eğitim her şeyin başlangıcı olduğu için az önce buyurduğunuz gibi ister istemez bir yerlerden karşınıza çıkıyor ve hocama ne soracağım endişesinden ziyade şu soruyu sorsam acaba vakit kalır mı düşüncesi bizde oluşuyor. Hocam uzun bir program olmasını isterdik ama 45 dakikamız var. Vakti de çok öldürmeden 2023 vizyonuyla başlayalım. Sonra LGS başarısıyla devam edelim. Final eğitim kurumlarının çalışmalarıyla devam edelim isterseniz. Ama öncesinde herhalde ilk soru 2023 eğitim vizyonu ve uygulanabilirliği olsun mu? Olsun. Buyurun hocam. Şimdi 2023 eğitim vizyonu aslında eğitimin bir felsefesini oluşturmak üzere yola çıkılarak hazırlanmış güzel bir vizyon kitapçığı. Yani bu vizyon kitapçığının içerisinde hem nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz sorusunun cevabı var. Hem yetiştirmek istediğimiz insan modeliyle ilgili neler yapılması gerektiğinin cevabı var. Hem de Türkiye'nin acil eğitimle ilgili çözüm bekleyen sorunlarının cevabı var. Yani evet. Bana göre çok detaylı hazırlanmış bir kitapçık ama Türkiye'de ne yazık ki vizyon olarak ortaya konmuş olan unsurların gerçekleştirilmesi konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Değil mi? Evet, yani kağıt üzerinde her şey güzel ama bunu uygulamaya geçirirken çok önemli zorluklarınız oluyor. Yani Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Hocam gerçekten işin mutfağından gelen bir insan. Benim de çok yakın dostum. Çok da sık görüşüyoruz. Ben düşüncelerinin birçoğunun altına hiç bakmadan bile imza atabilirim. Düşünceler çok iyi. O kadar güzel. Ama önünde zorlukları var. Yani eğitimi düzeltmek adına atılacak adımlar çok uzun zamana matuf adımlar olması. Bu çok önemli. Yani
Eğitimi dünden bugüne, dünden yarına düzeltemiyorsunuz. Çok kısa periyotlarla düzeltemiyorsunuz. Yani bir sistemi uyguluyorsunuz. Bu sistemi uyguladıktan sonra 10 sene sonra sonuçlarını görebiliyorsunuz. Ve bu sonuçları gördükten sonra ancak yeni bir adım atabiliyorsunuz. Peki onun hocam, için araya 2020 gireceğim. evet. Buyurun, özür dilerim. Yani politik bir söylem olmasından da uzak tutacağız elbette. Fakat her gelen bakanın kendisine göre bir modeli oldu ve 10 senede gelmedi. Yani 10 sene bir sistem üzerine devam edilmedi gibi. Doğru mu? Doğru diyorsunuz. Yani ama bu derece kapsamlı bir vizyon ortaya konmadı. Bu başka. Yani bu başka. Ve Sayın Bakan da hep ifade etti. Dedi ki ben yani aniden ya da maçın ortasında kural değiştirmeyeceğim dedi. Bu evet. Çok önemli. Yani maçın ortasında çok kural değiştirdi Türkiye. Tam çocuklar sınava hazırlanıyor. Bir bakıyorsun Mart ayında bir açıklama yapılmış. Ya da sınava girilecek sınav sisteminde, soru sisteminde bir değişiklik olmuş. Bunlar Türkiye'yi gerçekten yordu yani geçmiş dönemler içerisinde. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yani eğitim konusunda çok ileri adımlar atamadık. Ha, gelen bakanları ben baştan beri bakıyorum. Hepsi çok iyi niyetli ve Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Mesela benim Nabi Hoca da çok yakın dostumdu. Evet. Ve gerçekten eğitim adına da güzel şeyler yapmak isteyen bir insandı. Ama gel gör ki bunları uygulama aşamasında bir takım sorunlarla karşılaşıldı. Ve bu konuda sabır da eksik. Yani mesela şimdilerde ben çok sık duyuyorum. Diyorlar ki ya Ziya Hoca işte çok büyük vaatlerle geldi ama hani hiçbir şey yok filan diyorlar. Hep böyle konuşuluyor. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Yani evet. Ama yani Ziya Hoca veya bir başkası bir anda böyle çok ciddi adımlar atabilme şeyi gösteremez. Eğitim bu konu. Mesela işte şimdi okula başlama yaşı dün revize edildi. Yani evet. 66 aydan 69 aya çıkarıldı. Şimdi uygun mu peki? Bu bir eğitimci olarak bu da güzel uygun, bir uygun bence yani, uygun. Yani çok küçük yaşta kas fiziksel gelişimi tabii açısından ben da çok küçük yaşta çocukların birinci sınıfa başlamasına taraftar değilim. Baştan beri değilim ama o dönemde mesela bunu çok konuştuk. Fakat havada kaldı. Bir şey olmadı. Yani ne demek istiyorsunuz diye soran olmadı. Yani eğitim işi denenerek filan görülen bir iş bazı anlamlarda. Bunun için Sayın Bakan ifade ettiği deneme yanılma yöntemi mi? Yani hayır tam öyle değil de bazı hususların pilotlama yöntemiyle evet. denenmesi lazım. Yani mesela 50 tane okulda denersiniz, iyi bir sonuç alırsanız bunu bir sonuca götürürsünüz. Mesela Türkiye'de seçmeli ders uygulaması kağıt üzerinde çok güzel gözüküyor geçenlerde açıklanan. Evet. Ama Türkiye mesela bunu kredili sistem olarak daha önce bir denedi. Hatta çocuklar 2,5 yılda okuldan mezun olabilirler falan. Ama bunun o dönemde son derece önemli mahsurları çıktı ve bırakıldı. İşte Milli Eğitim'in çok iyi bir hafızasının olması lazım. Daha önce denenmiş olan unsurların yeniden denenmemesi lazım. Ve tekrar başa sarmak, tekrar başa dönmek gibi unsurların olmaması lazım. Yani özetle ben hani çok dağıtmayayım şunu söylemek istiyorum. 2023 eğitim vizyonu bana göre kağıt üzerinde çok güzel hazırlanmış, felsefesi oturtulmuş güzel bir program. Evet. Ama bunların adım adım yapılması ve yapıldıktan sonra da bakın bize güvenin biz bu vizyonu ortaya koymuştuk ve bunu şu anda gerçekleştirdik diye geri dönüt verilmesi lazım. Ve ben tabii çok temel bir mesele üzerinde konuşmak istiyorum. Türkiye'nin eğitimde temel sorunu öğretmenle başlayan bir sorundur. Yani eğer öğretmen kalitesini yükseltebilirsek, öğretmenlerimizi maddi manevi destekleyebilirsek ve öğretmenlerimizin bütün enerjilerini yaptıkları işe koyabilecekleri bir ortam sağlayabilirsek o zaman eğitim kalitesi kendiliğinden artar. Yani bir okulun kalitesi öğretmenlerinin toplam kalitesidir. Evet. Onun ötesine geçemez. Yani öğretmeninin yeterli kaliteye ulaştırılamadığı bir okuldan iyi bir sonuç elde etmek mümkün değil. Onun için Ziya Hocam'ın da bana göre buradan başlaması çok önemli. Yani öğretmenlerin yeniden organize edilmesi, hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi ve öğretmenlerin işe yüreğini koymasıyla ilgili
çalışmalar yapılması lazım diye düşünüyorum. Evet. Onun için 2023 vizyonu inşallah aksaklık oluşmadan yürür. Yani Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir teferruatlarla boğulmuş vaziyette. Yani ana konuya, ana gündeme geçemeden teferruatlara geçiyor. Yani işte efendim eş durumundan atama olacak mı? Bu sene kaç sakız tane atama olacak? Gibi evet. Benim bir kaç tane atama olacak? Efendim şu şöyle mi olacak? Gösterge buradan buraya mı çıktı, buraya mı indi? Hep böyle şey konularla uğraşıldı değil yani, mi? Yani tabii öğretmenler açısından bunlar önemli şeyler. Hani küçümsemek adına söylemiyorum ama yani bakanlığın bunlara takılı kalmaması lazım. Evet. Elbette bunlar öğretmenlerin sorunlarıdır. Çözülmesi lazım ama bakanlığın atamalara işte bir takım şeylere takılı kalmaması lazım ve liyakat ehliyet sisteminin çok mutlaka ama. Asıl önemli olan evet, yer burası değil mi hocam? Kesinlikle. Yani liyakat ve ehliyet sisteminin kesinlikle uygulanması lazım. Buna da hiçbir şekilde siyasi saiklerle karşı çıkılmaması lazım. Yani biz çocuğumuza emanet ediyoruz. Kendi oturacağımız evi yapıyoruz. Yani bunda yapamayız evet, ki. Farklı tercih kullanamayız ki. Düşünün, bir ev yapıyorsunuz. Bu evde siz oturacaksınız. Sadece tanıdığınız diye falanca duvar ustasına verdiniz. Ama duvarı yapamıyor. Yarın üstünüze yıkılacak. O zaman siz bu duvar ustasını sadece tanıdığınız olduğu için tercih eder misiniz? Etmemeniz lazım. Yani eğitim insanların kendi oturacağı evi yapmasıdır. Ev başına yıkılır. Çocuğu iyi yetişmez. Türkiye'nin sanayisi gelişmez. İnsan potansiyeli geri kalır. İnsan kaynakları zayıflar. Ve bütün bunlar çok önemli sorunlar oluşturur. Çok güzel benzetme. Yani Türkiye tabii bir dönemde maalesef işte bir nesli kaybettiğimiz bir takım siyasi sıkıntılar da yaşadı. Yani eğitimin içerisine gündeme eğitim olmayan, kendine adam devşiren insanlar girdi. Ve bunlar da eğitimi zaman zaman aksattı. Ama şimdi Türkiye'nin önünde gerçekten ben bilgisine, deneyimine güvendiğim ama pratisyen kısmını henüz görmediğim tam anlamıyla bir bakanımız var. Ben güvenilmesi ve desteklenmesinden yanayım Sayın Bunun Bakanımıza. Bunun için ne kadar sizce? Yani böyle tabii çok somut hale getirmenizi de beklemiyorum ama yani bir bakanın tam olarak düşündüklerini yapabilmesi, hele bu işte 2023 gibi çok detaylı bir vizyonu sunan bir bakanın bu işleri tatbik edebilmesi, sahada eyleme dönüştürebilmesi için kaç yıla ihtiyaç vardır takriben? Yani kendisi böyle bir soru olur mu aslında? Önce onu sorayım da. Kendisi 3 yıl süre istedi. 3 yıl. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ben 3 yıl süre istedim diye bana özel olarak da söyledi. Zaten bazen kamuoyunda da söylüyor bunu. 3 yıl içerisinde eğer gerçekten bu bahsettiğimiz vizyon içerisinde bazı adımlar atamazsam ben zaten yapmam dedi. Dolayısıyla bu 3 yıllık sürenin aşağı yukarı 1 yıllık kısmı tamamlanmış oldu. Evet. Ben gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bir takım şeyler yapacağına güveniyorum. Ama zorluklarını da biliyorum yani. Düşünün şimdi Türkiye'nin en büyük kamu kuruluşu Milli Eğitim Bakanlığı'dır. 1 milyon öğretmeni çalışanı var. En büyük kamu kuruluşu. Evet. Şu anda mesela ekonomik kısıntılar var. Bundan en çok Milli Eğitim Bakanlığı etkilenecektir kısıntılardan. Çünkü çok büyük bir kamu kuruluşu ve gideri çok olan, bütçesi çok yüksek bir kuruluş. Yani bir takım zorluklar var. Bu zorluklar parayla ilgili olanlar var, ön yargılarla ilgili olanlar var, kalıplaşmış insan modelleriyle ilgili olanlar var. Yani asla değiştiremiyorsunuz. Ve özellikle de ben bir öğretmen olarak konuşuyorum. Öğretmeni değiştirmek daha zordur yani. Çünkü hep öğretme fonksiyonuyla hareket etmiş, öğrenme fonksiyonu ile hareket etmemiş bir gruptur çoğu kez öğretmen. Evet. Ben de böyleyim yani. Benim fikirlerimi değiştirmek, diğer bazı insanların fikirlerini değiştirmek kadar kolay olmayabiliyor. O nedenle en büyük kamu kuruluşu olması, çok Türkiye'nin bütün birimlerini ilgilendirmesi, her aileyi ilgilendirmesi, herkesi ilgilendirmesi gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorluklarıdır. Ama diyeceksiniz ki yani bakan olan bu zorlukları üstlenerek bakan oluyor. Elbette öyle ama
bütün boyutlarıyla bence bakan olduktan sonra görülebilecek bir şey yani. Evet. Anlaşılıyor yani, değil mi? Evet öyle yani. Çok çok büyük zorlukları var yani. Ya inşallah yani temennimiz daha böyle eğitimi güçlü, öğrencisinin, bilim insanının çokça çıktığı, projelerin üretildiği, projeler derken böyle kağıt üzerindeki projelerden bahsetmiyoruz. Evet. Gerçekten böyle nesillere katkı sunacak projelerin çıktığı, tıp alanında, fen alanında çok güzel işlerin yapıldığı bir Türkiye olmak hepimizin hayalidir. Evet. İnşallah bu hayal doğrultusunda güzel şeyler yapılacaktır ümidini taşıyoruz. Tam gün eğitim, işte tatilin aylara dağıtılması, tabii geçtiğimiz günlerde bunlar biraz da herhalde şey yurt dışı modelleri de var. Örnek alınarak yapılıyor değil mi hocam? Tabii tabii çok güzel ama işte bakın mesela sizin verdiğiniz örnekten bir zorluğu hemen anlatayım size. Tam gün eğitim istiyoruz. Zorluk var değil mi? Hayır, tam gün eğitim istiyoruz. Çocukları liselere yerleştiremiyoruz. Mecburen bir şey çıkmasın diye, efendim yani bir tepki çıkmasın diye İstanbul'daki bir ton okulu tek gün tam gün eğitimden hemen ikili eğitime geçirdik. Sabahçı geçen sene. Evet, diye. Geçen sene. Yani mesela 180 öğrenci alınacak bir yere 360 öğrenci aldık. Bunu 2 sene daha geçen alırsanız... Geçen sene biraz da kopukluk vardı değil mi evet, hocam? Evet. Bu yerleştirilemediği için mi bu oldu? Evet, yani yerleştirme bakan, Sayın Bakan dedi ki yani biz bu yerleştirme sistemini bir anda önümüzde bulduk. Dolayısıyla bir sıkıntı da çıkmasın diye. Mecburen bir böyle anda bir yola okulları gittiler. Doldurdular. Yani haddinden fazla öğrenci alındı. Ve tam gün eğitim, tekli eğitim, yani bir öğrencinin sabah başlayıp akşam bitirmesi tarzındaki bir eğitim böylece hemen kenara kalkmış oldu. Evet. Yani bir projeler var, hayaller var, güzel düşünceler var, bir de uygulama var. Yani bunlar birbirinden farklı şeyler. Peki şey geldi aklım hocam konuşurken bu hani okulların kontenjanlarından bahsederken bir de nitelikli okul, niteliksiz okul demeyelim. Bu tartışma aslında biraz geride kaldı ama evet nitelik okul, nitelikli liselerden bahsediyoruz. İşte fen liseleri, işte Elazığ için söylüyoruz, işte Anadolu liselerinin bazıları, işte evet, güçlü eğitimin, öğretimin olduğu yerler ya da bazı proje okulları. Bunlar nitelikli liseler kategorisinde ama kontenjanları çok sınırlı. Veliler ciddi öğrencilerini bu liselere yerleştirebilmek için büyük ümitler besliyor, büyük çabalar sarf ediyor, büyük paralar harcıyor. İşte öğrenciler büyük gayretler içerisinde ama yerleşme oranı da biraz düştü. Evet. Sizce kontenjan arttırılmalı mı, arttırılmamalı mı? Ya da nitelikli okul sayısı arttırılmalı mı? Ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi tabii okulları kategorize etmek belki kamuoyu nezdinde çok doğru olmayabilir. Yani okulların nitelikli, evet, niteliksiz okul. Çünkü bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da bir Eğitim Bakanlığı'nın temel hedefi bütün okulların birbirine kalite olarak yaklaştırılması olmalıdır. Evet. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmiş bir durum değildir. Kimyada ideal gaz denklemi vardır ama o ideal gaz denklemi hiç gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla ama böyle bir denklem var yani. Dolayısıyla bu bir ideal gaz denklemi gibi. Mesela ben aşağı yukarı 30 ülkenin eğitim sistemini birebir inceledim. Yani bu ülkelerin tamamında okullar arasında farklılıklar var. Yani falanca okul, filanca okul diye. Nüfusla alakalı mıdır? Yani tam da öyle de değil. Mesela şimdi bizde LGS var. LGS var. Evet. Liseye geçiş sistemi, sınav var. Zannediyoruz ki bu sadece bizde var. Ama ben mesela New York'a gittim. Orada 7 tane fen lisesi var. Çok önemli fen liseleri ama bunlar. Bu 7 tane fen lisesi için 40 bin öğrenci New York eyaletinde sınava giriyor. Ve bu 7 fen lisesini öğrenci seçiyor. Ama içinde 7 tane Nobel ödülü almış insan yetiştiren lise var içinde. Dolayısıyla 7 tane Nobel, 7 tane ödülü. Nobel almış çeşitli dünyanın yıllarda. Dünyanın prestijli ödülü. Evet. Yani aynı okulun mezunları 7 tane Nobel almış. Evet. Ve Harlem'de hem de okul. Yani o kadar da enteresan bir bölgenin içerisinde. Kenar mahalle diyebileceğimiz. Ve, evet evet. Yani bir dönem suç unsurunun en yüksek olduğu bölge. Ve okulun fiziki yapısına bakıyorsunuz. Bizim okullar ona 5 çeker. Yani öyle de fiziki yapısı da çok güzel değil ama gerçekten çok kaliteli bir eğitim var. Ve buna alelade öğrenci alsanız zaten sorun da yaşar öğrenci. Onun için yani okullar arasında bir takım farkların olması normaldir. Hı hı. Ve herkesin aynı şey olması da mümkün değil. Yani herkes bilim insanı olamaz ki. Yani kimisi sanayiye yönelecek, kimisi
sanata yönelecek, kimisi edebiyata yönelecek, kimisi bilim insanı olacak. Bunlar biraz okulları farklılaştırır. Ama bizim Türkiye'de okulların arasındaki fark, yani bu akademik başarı bakımından fark biraz fazla açık. Yani olağanüstü açık olan yerler var. Evet. Yani Türkiye'de başarı ortalamalarını sıraladığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de mesela matematik başarısı işte 40 soru üzerinden 30 olan okul da var. 40 soru üzerinden -4 olan okul da var. Yani bu farkı biraz azaltmak lazım. Asıl çalışma bu yönde olmalı. Bu yönde olmalı. Yoksa sınav olmalı. Ama bütün öğrencilerin sınava girmesi modeli çok doğru bir model de değil aslında. Yani madem ki bu okulların kontenjanı azsa, bu okullara girebilecek öğrencinin... Orada bir veli profili devreye girmiyor mu Sayın Hocam? Yani bir veli kendi öğrencisinin o sınavdan mahrum kalması ne kadar yetersiz olursa da olsun karşı çıkıyor. Ya ben sınava girilmesine karşı değilim. Öğrenciyi bu sınava şartlamaya karşıyım. Yani çocuk, bir şartlama var. Çocuk bu sefer hayatının ilk büyük yenilgisini almış oluyor sınavda yapamadığı zaman. Evet. Ve bu diğer alanlarda da çocuk çok üzerinde farklı güvensizlik oluşturuyor. Evet. Ya başaramazsam? Mesela yani bu sınav çok önemli değil senin için. Ben seni bu sınava hazırlık yap, çalış, bu vesileyle çalışmış olursun. Gir ama çok da önemli değil yani. Senin başka da güzel okullar var. Seni bu okullardan birine gönderirim. Gidersin. Bu devlet okulu da olabilir, özel okul da olabilir. Böyle hazırlaması lazım. Ama biz de özellikle bu 8. sınıfta çocuğun yaş grubu da küçük. Ve o yaş grubunda öğrenciyi çok fazla şartladığımız zaman sınava çocuk bazen iyi sonuç alamadığında travma yaşıyor. Aile de bunu hissettiriyor travma olarak ve bu sıkıntı oluşturabiliyor. Onun için LGS'ye karşı değilim. Aslında travmayı yaşıyor bir evet. de. Değil mi hocam? Efendim? Ya aileler de aslında travmayı yaşayan, tabii, biraz daha ümit besleyen, biraz daha böyle hırs yapan çocuktan daha aileler fazla var. Çocuktan daha fazla. Ve çocukla bir bakıyorsunuz özdeşleşmeye başlıyor. Kendisi de sınava girecekmiş gibi hareket etmeye başlıyor. Mesela bana bazen veli uğruyor, diyelim ki hocam biz bu sene matematikten çok iyi yapamadık diyor. Kendisi adına konuşuyor. Bak, bir çocuk adına böyle konuşulur mu? Ya bizim çocuk yapamadık matematikten yani kendisi bizim çocuk matematikten çok başarılı değil demiyor. Hocam bu sene biz matematikte iyi değiliz diyor. Çocukla kendisini bu dili kullanıyor aileler. Bu doğru bir dil değil yani. Yani ve bir süre sonra sanki ailenin bütün özlemlerini ve hedeflerini gerçekleştirme misyonu ve yükü çocuğun üzerine yükleniyor ve bu sıkıntı oluşturuyor. Onun için çocuklarımızı daha serbest bırakalım. Yani bu aldıkları puanlar onların zekalarının ölçüsü değil. Aldıkları evet. puanlar onların efendim başarılarının ölçüsü de değil. Ben çok net söyleyeyim size, bir öğrenci diyelim ki bir okula giriyor, Türkiye birincisi olarak giriyor ama okuldan Türkiye 5 birincisi olarak çıkabiliyor lisede. Yani bu onun kaderi ve kesin şeyi değil. Onun için öğrencileri bu anlamda biraz daha rahatlatarak sınava sokmak lazım. Tercih dönemi başlıyor. Tercihlerde de çocuklara bu konuda çok fazla yüklenmemek lazım. Evet. Bütün ailelerin özlemi çocuğunu iyi bir okula göndermektir. Bütün çocukların özlemi iyi insanlarla, iyi öğrencilerle birlikte okumaktır. Ama herkesin aynı okulda okuması da mümkün değil. Yani Türkiye'de bir tane Robert Kolej var diyelim ki, bir tane Galatasaray Lisesi var. İkincisi yok ki. Yok. Evet, yok yani onun için oraya işte belli bir puan almış olan şeyler girecek. Bizim okullarımızda, özel okullarda fen liseleri var, Anadolu liseleri var. Ya ben mesela görüyorum yani fen lisesine bütün öğrencileri yönlendirmeye çalışıyorlar ama senenin sonunda yani 4 yılın sonunda bir bakıyorsunuz Anadolu Lisesi'ndeki bir çocuk fen lisesinden çok çok yüksek puan almış olabiliyor. Ya da Anadolu Lisesi sınıfının ortalaması fen lisesinin bir sınıfının ortalamasından daha yüksek çıkabiliyor. Bu konuya değinirseniz çok sevineceğim. Zaten cümleleriniz içerisinde vardı. Şimdi öğrenci lise sınavına, lise giriş sınavına, LGS sınavına giren bir öğrenci gelip velisiyle beraber, veli panik. Öğrenci yüzdelik kaçtı? Yüzdelik dilimi 9-8. Bir korku içerisinde. Acaba evet. çocuğum fen lisesine ya da iyi sayacağımız liselere girecek mi diye panik içerisinde. O esnada öğrenci ağlıyor. Veli panik, sanki çocuk açıkta kalacak, hiçbir yere gidemeyecek.
İşte kaderi burada tamamlanacak. Bundan sonrası tamamen başarısız olacak gibi. Bunlara bir telkininiz, bir ifadeniz olacak mı hocam? Şimdi ben yani sadece bir güne, iki güne mahsus bir sınavla çocuğun başarısını belirlemenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani bir sınava, iki sınava bağlı bir kaderi olamaz bir insanın. Onun için çocuklarımıza güveneceğiz. Bir yıl başarısız olan çocuk ertesi yıl başarılı olabiliyor. Ortaokulda başarılı olmayan çocuk lisede başarılı olabiliyor. Ama hayatı boyunca her girdiği okulda başarılı olan çocuklarımız da var. Şimdi biz çocuğumuzu yapabileceğinin en iyisini yapmaya yöneltmeliyiz. Yani yapamayacağını değil. Evet. Yapabileceğinin en iyisini yapmaya. Bence sihirli sözcük bu yani. Bir çocuk bütün potansiyelini kullanmışsa, yapabileceğinin en iyisini yapmışsa o çocuk işini yapmış demektir. Görevini yani, yapmış demektir. Çalışmışsa, gayret göstermişse. Gayret sarf etmişse, emek çekmişse, potansiyelini yansıtmışsa sınava o çocuktan daha fazla bir şey beklememek ve zorlamamak lazım. Evet. Bir de çocukların hiçbir şekilde moralini bozmamak lazım. Her okul efendim bu anlamda çocuğun serpilip gelişebileceği özellikleri taşıyabilen bir okul olabilir. Peki hocam. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Vaktimi de iyi kullanmaya çalışıyorum. Evet. Bir de izleyicimizin biri TYT AYT sınavını değerlendirmenizi istiyor. Nasıldı hocam? Ve her sınav öncesinde sonrasında sizin yorumlarınız merakla beklenir. Bu yorumumuzu alabilir miyiz? Şimdi bence TYT AYT bu sene biraz daha oturdu. Yani geçen sene ilkti. Bir şey vardı. Bir takım yani soru sayılarının değişmesinden filan geçen yıl dolayı bir sıkıntı vardı. Ama bu sene biraz daha oturmuştu. Ancak sınavın çok kolay olduğunu filan söyleyemeyiz. Yani böyle sıfırla bitirmek filan bu sınavı çok kolay değildi. Zorladı yani. Zorladı sınav. Eminim ki derece yapan çocuklarımız da böyle epey yanlışı olduğu halde derece güzel, yapıyor, değil güzel mi? Sonuç alacak diye düşünüyorum. Özellikle Türkçe'de mesela Türkçe bazıları diyor Türkçe kolay gelmişti ama bana göre çok kolay değildi. Dil bilgisi soruları da bir soruda birkaç bilgiyi yoklayan sorulardı. Okuduğunu anlama soruları da biraz daha yorucu, usandırıcı geldi bazı öğrenciler için. Dolayısıyla çok kolay bir Türkçe yoktu. Belirleyici yani, yine matematik mi oldu yoksa? Matematik ve Türkçe bence belirleyici. Fen ve sosyal bilimler buna göre biraz daha kolay geldi. Ama onlarda da çalışan öğrenci az. Yani onların ortalamaları da yine çok yüksek çıkmaz. Hı hı. O nedenle ben öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Ayın 18'inde belli olacak ama şimdiden şunu söylüyorum. Önemli olan sınavda aldığınız sıradır. Puan hiç önemli değil. Yani puan yüksek gelmiş, düşük gelmiş. Sıralaması önemli. Sıralama önemli. Yani mesela diyelim ki bir mühendisliğe girmek istiyorsan ilk 300 binin içine girmiş olman lazım. Hukuk fakültesine girmek istiyorsan ilk 190 binin içine girmiş olman lazım. İşte 50 bine girersen tıbba girersin. 40 bine girersen, 50 bine girersen. Değişik yani mesela mimarlık için 250 bin. Böyle sınırlar var. Bu sınırların içine girmek lazım. Kaldı ki sınırı olmayan çok güzel bölümler de var. Yani böyle bir sınırlaması olmayan ama çok güzel olan bölümler de var. Geleceğe yönelik. Tabii çok güzel bölümler mantıklı var. Mantıklı bölüm tercih yani edilebilir. Mesela ben enteresan bir şekilde geçen biz Kıbrıs'ta üniversitede sınav yaptık. Tercih edilen bölümleri sıralamışlardı arkadaşlar. Birinci sıra, yani Kıbrıslı öğrenciler için yapıldı o sınav. Çok enteresan. Birinci sırada hukuk var, ikinci sırada gastronomi var mesela. Yani birçok öğrencinin aklına gelmez belki son gastronomi. Son zamanlarda popüler gibi. Ama neden? Çocuklarla biraz sohbet ettik. Hocam diyor, burada diyor bir şef mezun olduğu zaman diyor 8 bin lirayla işe başlıyor diyor. Rakam dolayısıyla yani ben öğretmen olsam diyor 4 bin lirayla başlıyorum. Şef olsam diyor bir mutfakta 8 bin lirayla işe başlıyorum diyor. Yani kendine göre şeyleri var. Mantıklı ve, nedenleri var. Ve diyor severek de yapıyorum diyor. Yani sonuçta evde bile ben elle işte aranan insan oluyorum diyor. Yani iyi bir kıymetli şey oluyor. Yaptığım zaman daha diyor. Daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla diyor ben bu bölümü seviyorum diyor. Yani mesela barajı olmayan ama çok kaliteli bölümlerden bir tanesi mesela.
Bunun gibi yani. Artık onun için ben, yerleşmek biraz daha kolaylaştı. Bence de kolaylaştı. Yani bölüm okumak kolay bir şey. Yani şöyle, çok sayıda üniversite var. Alternatifleri fazla. Ben burada tabii öğrencilerin puanları geldiği zaman en çok dikkat etmeleri gereken şeyin özellikle kaliteli bir üniversite olsun, buna bakması lazım. İkincisi, meslek benim hayatım boyunca sevebileceğim, yapabileceğim bir meslek olsun. Üçüncüsü de ekonomik imkanlarıma uygun bir yere gireyim. Yani ailemi zorlamayayım falan gibi bir takım unsurları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum yani ben öğrencilere. Onun için ben şunu söyleyeyim bu soruyu soran arkadaşımıza. Sınav zorsa herkes için zor, kolaysa herkes için kolaydır. Önemli olan sizin diğer öğrencilere göre almış olduğunuz sonuçtur ve basamaktır. Peki. Sıradır. Sıraya bakacağız yani. Tabii sizin final eğitim kurumlarına da gelmek için biraz acele ediyorum hocam. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Şöyle, Fırat Üniversitesi yazılım mühendisliği iyi midir diye bir soru soruyor. Bence yazılım mühendisliği çok iyi bir bölüm. Biz de bu sene açtık. Kıbrıs'ta final üniversitesine bu sene iki yeni bölüm ekledik. Bir tanesi yazılım mühendisliği, bir tanesi de antrenörlük bölümü ekledik. Antrenörlük. Evet, beden eğitimi öğretmenliği vardı. Evet. Bir de antrenörlük açtık. Bir de bilgisayar mühendisliğimiz vardı ama yazılım açtık. Yazılım bence çok kıymetli bir bölüm ve çok yakın zamanda da modası geçmeyecek bir bölüm. Çünkü yazılım ülkenin de çok önemli bir meselesi aslında. Düşünün ki oturduğunuz evden bütün dünyaya program satabiliyorsunuz, yazılım satabiliyorsunuz. Bundan daha rahat bir ihracat yok yani. Evet. Hem ülke içine hem ülke dışına. Ve her şey artık onun için, bunlarda. Evet, yazılım bence çok doğru bir tercih. Peki. Fırat Üniversitesi'nin bilgisayar ve yazılımla ilgili bölümleri de bence kaliteli bölümler. Yani çok rahat tercih edebilirler. Biz de o kaliteye önem veriyoruz. Yani hem bilgisayar bölümümüz hem de yazılım bölümümüz son derece iyi yani. İsterseniz son kısımda Kıbrıs'taki ve diğer kurumlarınızın bir yorumun içeriğini alalım sizden. Bir sorumuz daha var hocam. Diyor ki izleyicimiz, final markası Elazığ'da seneye kurs merkezini kaç şubeyle devam ettirecek diye bir izleyicimizin sorusu var. Bu hususta şimdi şöyle, ben onu hemen açıklayayım. Bu sene ve böyle beraber kurs merkezlerinin durumunu da değerlendirirseniz sevinirim hocam. Kurs merkezlerinin durumunu da değerlendireyim. Şimdi kurs merkezleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da bakanımızın da gelecek sene kursların olmayacağıyla ilgili bir beyanatı vardı. Evet. Ama biz TÖDER olarak, ben aynı zamanda TÖDER'de görevim var. TÖDER Başkanıyım biliyorsunuz. Evet hocam. Bu konunun çok aceleye getirilmemesi gerektiğini ve 2023 eğitim vizyonuna bu kararın uygun olmadığını söyledim. Hani yolun ortasında işi yapmayacaktık dedim. Hani böyle ani karar vermeyecektik. Şimdi bizim 2,5 milyon öğrenci üniversite sınavına giriyor. 1 milyon öğrenci LGS'ye giriyor. Bu bir ortada bir gerçekken bir anda pat diye kursların kaldırılması, yerine hiçbir şey ikame edemeden kursların kaldırılması doğru değildir diye anlattık. Sağ olsunlar, onlar da bizi dinlediler yani. Ben çok büyük emek çektim bu konuda. Hani evet, kamuoyuna çok yansıtmadım ama yani kursların, yani bizim kurslarımız olduğu için değil, İnanın ki ülkem için yaptım yani. Bir anda kaldırılması bu işi komple merdiven altına kaydıracaktı. Layık olmayan insanların eline düşürecekti çocukları ve kötü olacaktı yani. Evet. Onun için sağ olsun onlar da bu kanun teklifi içerisinde vardı aslında kursların kaldırılması. Kanun teklifinin içinden çıkardılar. Şu anda en azından gelecek yıl için kurslarla ilgili hiçbir sorun yok. Yani öğrenciler çok rahat kurslara gönül rahatlığıyla yazılabilirler. Final olarak biz de merkez binamızı, yani temel lisenin olduğu merkez binamızı kurs haline getiriyoruz. Yarından itibaren arkadaşlarıma gerekli şeyleri yaptık, hazırlıkları. Kurs kayıtlarına başlayacaklar. Allah eylesin. Ve kursumuzda aynı şekilde. Yani niye merkez binayı seçtik? Şunun için, şimdi şehrin iki yerleşim alanı var yani. Bir yeni gelişen bölge, bir de diğer taraf. Kuzeyi, güneyi, o biraz daha ortada diye. Onun için Gazi Caddesi'ndeki merkez binada kurslara devam edeceğiz inşallah. Hocam, yarın itibaren kayıt yaptırabiliriz. Şimdi o zaman gelelim şeye. Son kısımda final artık değil, uzun zamandan beri bir Türkiye markası ve işte yapmış olduğu çalışmalarda her geçen gün daha böyle dikkat çekiyor. Onlardan bir tanesi hiç kuşkusuz
Kıbrıs'taki üniversiteniz değil mi hocam? Yani bu çok ciddi bir markalaşma örneği, çok ciddi bir yatırım. Sadece bunları saymak, bunu söylemek haksızlık olur diye zannederim. Türkiye'nin 81 ilinde yatırımlarınız var, çalışmalarınız var. Böyle bir final eğitim kurumlarını değerlendirecek olursanız neler yapıyorsunuz? İşte 2023 eğitim vizyonundan bahsettiğiniz, diğer milli eğitim programlarından bahsettiniz ama biraz da kendi kurumlarınızdan bahsedin isteriz. Memnuniyetle. Şimdi finalin bu sene 94 kampüs okulu var. 96 final akademi okulları var. Bu da temel liselerin yerine kurduğumuz okullar. Elazığ'da da bir tane final akademi açtık. Hayırlı olsun. Yani. Kampüs yani vardı zaten. İkinci okul olarak da final akademi açtık. Bunun dışında 165 tane özel öğretim kursu var. 65 tane çeşitli kurslar var. 3 tane dershane var. Diyeceksiniz dershane nereden çıktı? Dershaneler kapanmadı mı? Kıbrıs'ta kapanmadı. 3 tane dershanemiz var yani Kıbrıs'ta. Devam. Evet yani bazen bana diyorlar niye hala dershane diyorsun? Diyorum ki Kıbrıs'ta hala dershanemiz var. Bunların yanı sıra yeni yeni Türkiye genelinde hedef okulları açmaya başladık. Yani ikinci bir Elazığ'dan çıkmış ikinci bir marka olacak inşallah. Hedef okulları yeni bir okul konsepti olarak açmaya başladık. Ve Kıbrıs'ta kurmuş olduğumuz üniversite var. Ve bir de bu sene onu da müjdelemek istiyorum. Gebze'de ilk defa bir final teknoloji koleji açtık. Yani elektronik, elektrik, elektronik ve bilgisayar bölümlerinin olduğu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi açtık. Gebze olmasının bir nedeni var mı? Tabii organize sanayinin içinde açtık. Organize yani sanayinin içinde. Herhalde çok gelişen bir yer olmasından dolayı değil mi? Tabii. Organize sanayi bölgesinin orada çok sanayi kuruluşu var. Evet. Organize sanayinin içinde açtık. Şu anda Aselsan'la işbirliği anlaşması imzaladık. Şimdi Havelsan, TAİ gibi kuruluşlarla da işbirliği anlaşması imzalayacağız. Ve çok nitelikli ara eleman yetiştirecek bir okul. Yani meslek liselerine bir katkımız olsun diye ticari bakmadığımız bir okul açtık. Tabii üniversite olarak da bu sene 3. yılımıza giriyoruz. Üniversitemizin Kıbrıs'taki yeri Girne'de. Girne Kıbrıs'ın en güzel şehri bana göre. Yani işte Kıbrıs'taki şehirleri böyle Türkiye'ye benzetirsek Magosa biraz İzmir'e benziyor. Lefkoşa Ankara'ya benziyor. Girne de İstanbul'a benziyor. Size. Gerçekten güzel bir şehir. Evet. Ve bu şehirde açmış olduğumuz üniversitenin 19 bölümü var. Ağırlıklı olarak eğitim fakültelerimizin birçoğu var. Anaokulu öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, psikolojik danışmanlık, rehberlik, beden eğitimi öğretmenliği. Bütün bunlar öğretmenlik bölümleri olarak var. Bunun dışında psikoloji bölümümüz var. Hem Türkçesi var hem İngilizcesi var. Geçen yıl açmış olduğumuz ve gerçekten çok yüksek puanlarla da öğrenci alan hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültesi de devreye girdi. Mühendislikte bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği var. Mimarlık bölümümüz var. Gerçekten yatırım yaptığımız daha da iddialı hale gelecek olan. Bunun yanında turizm bölümümüz var. Turizm ve otelcilik var ve gastronomi bölümümüz var. Yani aslında Kıbrıs'ın bu iki alanda da merkez olabileceğini söyledi. Tabii bir de oradaki yani gastronomi ve turizm otelcilik. Tabii oradaki ortaklarımız da turizmci. Akgünler Turizm. Hem çalışabilir hem okuyabilir de. Tabii. Turizmci oldukları için uygulaması da çok kolay. Kolay. Gastronomi bölümümüz de gerçekten Türkiye çapında da Kıbrıs'ta da iddialı bir bölüm. Bunun yanı sıra sağlık alanında da fizik tedavi yani fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Onu da başlattık. Böylece gastronominin ekibi çok başarılı, güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'den de öğrenci aldığımız bir de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde işletme ve uluslararası ticaret bölümümüz var. Bütün bunlarla beraber 19 bölüm. Bu yıl bir de antrenörlük ekledik. Onu demin konuşmamızın bir tarafında söylemiştim. Ben Elazığ'dan da çok sayıda öğrencimiz var bu arada. Elazığlılar bizi daha yakından tanıdığı ve güvendiği için çok öğrenci geliyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Elazığ'dan
30'un üzerinde öğrencimiz var ama Elazığlı olup başka şehirlerde yaşayanların da çocukları geliyor. Çok mutlu oluyorum gidince. Hemşehrilerimiz de orada da aynı şekilde karşılaşıyoruz. Çok mutlu olduğum bir diğer şey, öğrencilerimin çocukları var. Yani Elazığ'dan öğrencilerim kendi çocuklarını da bize emanet etti. Yani bu aslında en güzel olan değil mi? Evet, evet, çok çok tatlı bir duygu. Evet. Yani bu sene kayda gitmiştik. Bir öğrenci psikoloji bölümünü kazanmış. Bir baktım benim bir eski öğrencim. Dedi ki hocam ben sizden mezun oldum. İşte çocuğu da size emanet ediyorum diye. Büyük bir zevkle getirmişti. Kıbrıs konusunda Elazığ'dan tercih edecek öğrencilerimize maddi manevi her türlü desteği veriyoruz. Özel indirimleri var onların. Çok iyiydi. O konuda çok çok rahat olabilirler yani. Sağ olsun sadece bizim kurumlarımızdan değil Elazığ'daki diğer kurumlardan da çok sayıda öğrenci geliyor. Onlar da üniversitemizi öneriyorlar. İnşallah bu sene de tercihlerde onlara yardımcı olacağız. Hocam başarılar diliyoruz. Şimdi müsaadeniz olursa izleyicilerimizden gelen sorular da var. Onları da aktaralım ve son sözlerinizi alalım. Kıymetli hocam şimdi 6 yaşında serebral palsi hastası bir oğlum var. Halk arasında spastik diye tabir edilen lakin çocuğun zekası doktorlarına göre hastalığından etkilenmemiş. Üstelik yaşıtları üzerinde fiziki anlamda küçük bir konuşma problemi var ama devlet okulları da özel okullarda sorumluluk almaktan kaçıyor, sahip çıkamayız diyorlar. Bu çocukların öğretim akıbetini soruyor izleyicimiz. Biraz uzun bir mesaj, özet geçmeye çalıştım. Yani ben gerçekten bu konuda çok üzülüyorum. Evet. Yani bu tür öğrenciler için Türkiye'de okul bulmak çok zor. Yani özel okula çocuğunu gönderiyor. Ben bu aileyi ne dediğini çok iyi anlıyorum. Özel okula göndermeye çalışıyor. Kabul oradaki edeyim. Aileler işte bu çocuk evet. bizim sınıfta uygun değil diye karşı çıkıyor. Okul fazla uğraşmak istemiyor. Devlet okulunda hakeza aynı şeyler oluyor. Ve çocuk geriliyor. Hı hı. Sinir sistemi bozuluyor çocuğun. Arkadaşlarla ayrı düşünce bir takım travmalar daha yaşıyor. Onun için benim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda beklentim her şehirde bu öğrencileri istihdam edecek özel okullar oluşturulmasıdır. Evet hocam. Yani çok haklı bir değil mi bir istek. Hocam başka mesajlarımız da var. Bir izleyicimiz de şöyle bu arada mesajlar finale doğru, bitime doğru artıyor. Çift Anadolu Hukuk Programı'nda başarı baraj sıralaması isteniyor mu final üniversitesinde? Böyle bir soru. Şimdi şöyle, Türkiye'deki bütün üniversitelerde çift anadal yapabilmek için kendi sınıfında %25'lik dilime girmiş olmak lazım. Yani diyelim ki sınıf 40 kişi ise istekler arasında 10 kişi bunu yapabiliyor o yıl için. Hı hı. Ama diğer dönemlerde yapabiliyor. Final üniversitesinde çift anadal programı var. Evet. Yani mesela bir çocuk psikolojiyle hukuku beraber bitirebiliyor. Ya da işte mesela antrenörlüğe girdi. Beden eğitimi öğretmenliğini de beraber bitirebiliyor. Birbirine yakın bölümlerde bu iş daha kolay. Mesela PDR ile psikoloji gibi. Evet. Anaokulu öğretmenliği ile işte bir başka öğretmenlik gibi. Yani mimarlıkta gibi. Psikoloji olmuyor. Yani oluyor yakın, ama yakın olması, çok zor. Yorulmaması. Evet zor. Evet. Yani niye zor? Çünkü bütün dersleri farklı. Ortak dersin çok olması daha güzel oluyor. Ama şunu göze alırsa öğrenci, ya ben bir dönem iki dönem uzatırım, bütün dersleri alırım, yıl içinde de daha fazla ders alırım diye bunu göze alırsa yapabilir. Çok rahat çift diplomayla mezun evet. olabilir. Mesela benim çocuklarımdan bir tanesi Koç Üniversitesi'ndeydi. Psikoloji bölümünde. Medya ve görsel tasarım bölümünde beraber bitirdi. Ama birkaç dersi kalmıştı. Yarım dönem uzattı. Bu kadar. Yani bu da buna da değer yani. İki tane diploma alıyorsunuz. Diplomayı birden evet. alacaksın. Yarım dönem ve, bir şey değil. Çift anadal yaptığı zaman biz iki kat ücret almıyoruz bu öğrenciden. Yani tek ücretle iki diplomayı birden alıyor öğrenci. Bu çok avantajlı bir şey. Tabii çok avantajlı. Ben bütün öğrencilere öneriyorum. Mesela öğrencilerimizin çift anadal yapmasının birçok avantajı var.
Yani bu konuda istekli olan öğrencilere ben daha detaylı anlatırım. Bir de söylemeyi unuttum. Biz bazı bölümlerde iş garantisi de veriyoruz. Öğretmenliklerin tamamında iş garantisi var. Turizmde iş garantisi var, psikolojide iş garantisi var. Türkiye'de 17 bin çalışanımız var bizim eğitim sektöründe. Her sene 2 bin civarında eleman aldığımız için direkt onları işe başlatabiliyoruz. Evet, hatta evet. Bu yıldan itibaren okula gelmeden 2-3 hafta staj yapıp öyle gelecekler çeşitli kurumlarımızda. Bu da bir avantaj. Kesinlikle. Turizm sektöründe de hakeza aynı. Ve buradan bir şey daha söylemek istiyorum ben. Buyurun. Aslında hani sorularınızı yine alırız. Bazen böyle ekonomik imkanı zayıf olan öğrenciler oluyor. Ya ben Kıbrıs'ta acaba yapabilir miyim, okuyabilir miyim diye. Bu öğrenciler içerisinde çok rahat söylüyorum. İş imkanı olan bir yer Kıbrıs. Çalışarak okuyan da çok öğrencimiz var yani. Part time çalışıyor ve okuyor. Evet. Ve hiç neredeyse Türkiye'den para almadan okuyan öğrencilerimiz var. Hocam bir iki mesaj da okuyalım. Ondan tabii sonra ki. Kapanış tabii. diyeceğiz müsaadeniz olursa. Şimdi bir mesaj. Site işhanındaki ilk devre öğrencisiyim. Allah Evet, razı olsun meşhur hocamdan. site işhan. Bu memlekete cumhurbaşkanı olacak nadide ve güzel insan demiş. Ahmet Estağfurullah. Gül, inşaat mühendisi. Size bu şekilde bir Çok, selamım çok var. teşekkür Ben ediyorum. Site işhanı bizim biliyorsunuz hala hatırasına saygı gösterdiğimiz ve boş tuttuğumuz bir yer. Hala duruyor orası. Yani gerçekten çok insan bir yetişti şeyin oradan. başlangıcı. Evet, Değil çok mi? insan yetişti oradan. Yani Türkiye'de finalin 4 milyon 210 bin öğrencisi olmuş şimdiye kadar. Finalin. Ama bunların başlangıç noktası site işhanıdır. Zaten Evet. temel orada atıldı. Temel orada. İyi akşamlar hocam. Elazığ'da bir üniversite açsanız. Evet, güzel bir düşünce bu. Aslında hala gündemde olan bir konu bu. Bir Harput Üniversitesi Elazığ'a yakışır diye düşünüyorum ama bunun için bir konsensüs oluşturmak lazım. Ve Elazığ'da iş adamlarımızın bir araya gelerek bu konuda adım atması lazım. Ben bu konuda gönüllüyüm, hevesliyim. İçerisinde yer alabilirim böyle bir çalışmanın. Ama Ama bu bir iki yılı biraz geçirmek lazım bence. Çünkü herkesin canı burnunda yani ekonomik sıkıntı ben var. onu söyleyecektim, Yani evet. ilave para ayırmak lazım bu işe. Ciddi bütçe. Evet, ciddi bir bütçe. Ama bu inşallah ölmeden gerçekleştireceğimiz hedeflerden biri olur diye düşünüyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Sağ Çok olun. teşekkür ederiz hocam programımıza Sağ olun. katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. Güzel, verimli bir sohbette izleyiciler açısından da merak edilen soruları da yöneltmeye gayret gösterdik. Nasip olur bir başka zaman yine sizi İnşallah, ağırlamak inşallah, isteriz. Var mı hocam inşallah. söyleyeceğiniz başka sözler? Ben özellikle Kanal 23'e hem yeni platformların içerisine girdi, hem çok kaliteli bir yayın yapıyor. Yani 93'ten beri vermiş olduğumuz emeğin hiç boşa gitmediğini görüyoruz. Burak Soylu kardeşim başta olmak üzere Esra, hepinizi kutluyorum Çok yani. sağ olun. Gurur Teşekkür duyuyorum. ederiz. Her günde izliyorum yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür Sağ. ederiz. Evet, artık kapatacağız programı. Sağ olun hocam tekrar. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, az önce ana haber bülteninde sizlerle beraberdik. Şimdi gündem özelde kıymetli hocamız İbrahim Taşer'le eğitim üzerine, öğretim üzerine güzel, verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve programın da sonuna geldik. Yeni bir gündem özel programında ilerleyen zamanlarda tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.